merhabalar doktorumcum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizi tanıyalım mı? Bir de kendinizi biraz tanıtır mısınız? Evet, Doktor Nesrin Erçelen. Ben aslında Ankara Koleji ve Hacettepe mezunuyum, 93. Tıp fakültesini bitirdikten sonra da genetik uzmanlığı yaptım. Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Çünkü çok hızlı gelişen bir bilim dalı. Genellikle benim üstlendiğim rol, ben aslında daha teknik ve laboratuvar uzmanı olarak hep eğitildim. Ancak bench to bedside diye bir kavramımız var bizim modern tıpta. Yani yeni gelişen teknolojileri laboratuvarda bulduklarımızı bir an önce hastaya, kliniğe uygulama yöntemi. Benim üstlendiğim rol genelde bu oldu. Çok zevkle yapıyorum bunu. Ne yapıyoruz? Yeni gelişmeleri mümkün olduğunca hızlı doğruladıktan sonra Batı tıbbındaki bütün normlara ve regülasyonlara uygun olarak bunları alıyoruz. Tıpta nerede kullanabilirse kliniğe uyguluyoruz. Tabii benim ilk mesleki bu tüp bebek embriyo analizleri, sağlıklı bebek seçimi, bunlarla başladı ama o sırada tabii tek hücre kavramı geldi. Çünkü embriyoda da tek hücre analizi yapıyorsunuz. Ve tek hücre işin içine girince de kök hücre, rejeneratif tıp, yenileyici tıp. Evet, onlar işin içine girdi. Açıkçası bu kadar hızlı gideceğini düşünmüyorduk. Biz öğrencilerimizi yetiştiririz diyorduk ama şükürler olsun biz de yetiştik. Hem tedavide hem kendi yaş grubumuzdaki uygulamalar beni çok sevindiriyor. Maalesef tabii biraz da yaşamın getirdiği önceliklerle bu dönemde çok hızlandı. Özellikle bu COVID ve yeni hastalıklar sürecinde biz 10 sene sonra yapabileceğimiz uygulamaları çok hızlı konfirme etmek, doğrulamak zorunda kaldık. Güncel tıba soktuk. Aslında biliyorsunuz kök hücre dediğimiz şey 30 yıldır kanser hastalarında, kemik iliği transplantlarında kullanılan bir yöntem. Tabii ki bunu ayırt etmek lazım. Tabii biz her şeye ne yazık ki kök hücre diyoruz. Yani hani hastalar PRP'ye de PRP işlemine de kök hücre yaptırdım diyor. Ya da kulak arkasından alınan fibroblast kültürlerinde kök hücre diyor. Yağdan alınan kısım belki en doğru şey o. Yağdan alınan kök hücreler. Siz neyi değişik yapıyorsunuz ya da kök hücre gerçekten nedir? Evet. Bize ne faydası var? Evet. Aslında kök hücre dediğimiz hücre tedavileri gibi çok geniş bir kapsamı var. Birincisi belki de bilmemiz gereken şey çok farklı şekilde buluyoruz biz bunları. Birincisi kontrol edemediğimiz kök hücreler. Bunlar embriyonik dönem kök hücreleridir. Çok kuvvetlidirler ama adı üstünde kontrol edilmezler ve kanserleşebilirler. O yüzden biz ilk başta tabii bu tüp bebeklerde elde ettiğimiz embriyonik kök hücreleri çok heyecanla karşılamıştık 20 sene önce. Ancak baktık ki biz bunlarla tedavide kullanamayız. Sonra bize tıp fakültesinde bilirsiniz öğretmişlerdir. Vücut özellikle 20'li yaşlardan sonra kendini yenileyemez. Öyle yenileyecek hücre de vücutta yoktur. Yavaş yavaş yaşlanır ve ölürüz. Fakat bu embriyonik kök hücrelerden sonra dedik ki biz ümitsiz olmayalım. Acaba vücutta bunun gibi hücre var mı? İşte 20 senedir bu adult kök hücre dediğimiz erişkin vücuttaki kök hücreler bulundu ve bunları sınıflandırmaya başladık. Birçok dokumuzda, yağda, kemik iliğinde, bebek doğduktan sonraki kordon kanında gibi izole edebileceğimiz çok spesifik hücrelerimiz bizimle beraber yaşıyorlar ölene kadar. Ha bazılarımız daha şanslı. Onlarda daha çok var, bazılarında daha az ama kötü yanı bunlar uyuyorlar vücutta. Bunları uyandırmak lazım, bunu öğrendik. Yani biz öyle bir dışarıdan uyarı verelim ki vücudumuzda uyuyan kök hücreler uyansın, kendini yenilemeye devam etsin ki biz yaşlanmayalım, daha az hastalanalım, hatta hasar görmüş organımız varsa, örneğin karaciğer, örneğin maalesef COVID'de olduğu gibi akciğer, yaralanmalardaki damarlar, bunları yerine koyabilelim. Organlar kendi kendini yenileyip iyileşebilsin. İyileşirken de iz bırakmasın. Çünkü biliyorsunuz kendini yenileyemeyen yara iyileşmeleri izle gidiyor. Fibrozis diyoruz ona. Bunlar ister yüzümüzdeki sivilcelerin iyileşmesi olsun, ister herhangi bir ameliyat izi olsun. Fibrozisle bir tek iyileşebiliyor. Ama biz bunları dışarıdan uyarabilirsek o dokudaki kök hücre bunları iz bıraktırmadan iyileştirebiliyor. Ve biz bunları da özellikle rekonstrüktif yani tamir edici estetik ameliyatlarda
ya da kozmetikte, güzelleşmeye, medikal estetiğe yönelik işlemlerde çok kullanıyoruz. Şimdi son zamanlarda katıldığımız bütün kongrelerde, age management kongrelerinde holistik yaklaşım, yani bütünsel yaklaşım öneriliyor. O yüzden sizinle bu konuları tartıştığım için çok mutluyum. Bu bilgiler için de teşekkür ederim. Şimdi belki bunu bize detaylandırırsınız. Ben yaş almayı, daha iyi yaş almak istiyorum. Yaşımın iyisi görmek istiyorum. Kendi endojen, içsel mekanizmalarımı mümkün olduğunca harekete geçirip kendi kendimi iyileştirmek istiyorum. Böyle birisi geldi size ya da bize geldi. Bir dış görünüşle ilgili, yüzüyle, saçıyla ilgili gelmiş olabilir. Ya da içsel, yani hastalıklara karşı korunma, kansere karşı korunma, enfeksiyonlara karşı korunma, neler önerirsiniz? Evet, şimdi bu hepimizin dileği. Yani benim 12 yaşından beri hayalim yaşlanmamaktır. Biraz erken bu işin sanırım derdine düşmüş biri olarak bu mesleğe yöneldim. Vücudumuz aslında bir mucize. Yani çok ciddi saygı göstermemiz lazım. Tabii ki yaş almak doğal bir süreç ama bunu bir kabullenmek yerine bize verilmiş olan hediyeleri de kullanmamız gerektiğine ben hep inanıyorum. Ne yapıyoruz? Vücudumuz madem bizim, eğer bu kök hücreleri ya da hücreleri yenileşmeye yönelik bir programa ve DNA'ya sahipse, biz bunlara biraz daha dikkatli eğilelim. Teknolojinin yardımıyla biraz daha içsel, dediğiniz gibi o çok güzel bir terim, İçsel neler oluyor kendi bedenimizde onu öğrenelim. Yeni tedavileri de bunlara nasıl yöneltebiliriz? Şimdi birincisi dış görünüş. Dediğiniz gibi cilt, saç dokusundaki değişiklikler, bunlar daha kolay. Neden? Çünkü artık öyle dokuşsal şeylerimiz var ki etkili. Bunları verdiğimiz zaman o yüz ve dış dokudaki ya da saç köklerindeki hala varsa uyuyan kök hücreleri, folikül hücreleri uyandırabiliyorlar. Ne oluyor? Hani tam saç kaybı değil de seyrekleşme. Hepimizin belli işte yaş dönemlerinde en büyük sıkıntısı, saçlarımız seyrekleşir, güçsüzleşir, eskisi gibi olmaz. Bunların yerine koyabileceğimiz, orada hali hazırda eğer hala uyumakta olan kök hücremiz varsa onları uyandırmaya yönelik çeşitli tedavilerimiz var. Eskisi kadar da zor değil. Daha böyle klinikte, sizlerin uygulama alanlarında bizi sevindiren yeni şeyler var. Yeni şeyler diyorum ama bunların hepsinin çalışması son 10 yıldır yapılmış durumda. Biz klinik çalışmalarını da bitirmiş durumdayız. Amerika'da genelde ben çalışmalarımı sürdürüyorum. Orada uyguladığımız yöntemler ve başarılı sonuç aldığımız yöntemler. Yalnız unutulmaması gereken şey, hücre tedavileri genel olarak kişinin kendi cevabı ile ilgilidir. Yani kişisel bir tedavidir. O yüzden tam bir doz yoktur. Yani biz tedaviye belli bir tetkikle, yani kanınızı alırız, DNA'nıza bakarız, siz bize muayene bulgularını söylersiniz. Ona göre bir formül hazırlarız, ilaç formülü. Onunla başlarız. Genellikle beklentimiz %50'dir başarı oranımız. Ama bazıları tabii %80'lere çıkar, bazıları %50'de kalır. Bunları takip etmek gerekiyor. İşte yaşla ilgili bizim yerine koyacağımız kozmetik bütün tedavilerde takipli tedavi diyoruz. Yani bir tedaviye başlarız, aldığımız cevaba göre bunun ek ilaçlarını hazırlarız, desteğini veririz. Halk arasında şu anda çok yaygın bu supplement tedaviler ama metabolizmayı düzenlemeden sizin supplement vermeniz hiçbir işe yaramıyor. Yani adressiz mektuba benziyor. Nasıl ki zarfın üstünde adres yoksa o mektup yerini bulmaz. Biz hücrelerin etrafını o inflamasyondan, yaşın getirdiği bir takım hücre dejenerasyonunu kaldırmazsak, verdiğiniz herhangi bir supplement içeri girmez, su bile hücre içine girmez. Dehidratasyon biliyorsunuz en büyük problemlerimizden biri. Yenilenme söz konusu olmaz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Sizin dediğiniz gibi önce içsel bir tedavi yaklaşımıyla hastamız geldiği zaman, eğer gerçekten böyle bütünsel bir tedavi istiyorsa, kanlarını alıyoruz. Ufak bir DNA analizi yapıyoruz. Kişisel özellikleri nedir o kişinin? Destek nereden görmesi gerekir? Yaşlanma potansiyeli, inflamasyon potansiyeli nedir? Detoksifikasyonu nedir? Yani aldığı bütün yabancı maddeleri, bunun içine ilaçlar, besinler dahil nasıl tüketiyor? Vücuda yararlanımı ne kadardır? Onları inceliyoruz.
Böyle bir rapor hazırladıktan sonra size hem o konuda reçetesini veriyoruz, hem de kozmetikte ne yaparız diye. Çünkü bu hücre tedavisi tek bir şişe, tek bir enjeksiyon değil. Arkamızda çok büyük bir laboratuvar var artık. Yurt içinden ve yurt dışından çeşitli ürün profilimiz var. Yani yeni bir ilaç sanayisi gibi. O yüzden o kişiye en uygun ilacını, dokumu tamamlamak lazım. Dolgulu bir kök hücre mi yapacağız? Yoksa sadece canlandırmaya yönelik mi bir hücre tedavisi uygulanacak? Süreli mi olacak? Bunlara karar veriyoruz ve size onları sunuyoruz. Ondan sonra da hastayla tabii hekimi, o evet. frekans çok önemli. Size bırakıyoruz. Yani, alınan cevaba göre devam biz ediyoruz. Biz de söyleriz hastalarımıza, danışanlarımıza. Biz işte beraber yol alacağız. Yaşımızı aldığımız sürece beraber bir reçeteyle yol alacağız diye. Yoksa yaptığımız hiçbir işlem hani sonsuz gidecek, işte sonsuza kadar tek bir seferde müthiş bir sonuç sağlayacak şeyler değil. Ama kök hücre tedavileri bu anlamda galiba en yüz güldürücü sonuçlardan birine sahip, hastanın beklentisine göre ve içsel iyileşme hızına göre. Age management kısmı biraz daha kolay diye konuştuk. Yani işte kan aldık, hücresel aktivitemize baktık. O anda neler lazım, suplementte bir destek lazım mı ona baktık. Ve minik herhalde lokal anestezik krem sürüyoruz bizim, tıpkı diğer mezoterapilerimiz ya da dolgularımızı aynen. dolgulu isteyenlerde yaptığımız gibi. Yani hastanın böyle yüksek bir downtime olmuyor. Bir krem sürüyoruz, işlemini yapıyoruz. Belki birkaç günlük ödeme oluyor ve o bile olmayabilir evet. yani. Hani ve hayatı da devam ediyor. Bir de işin daha sağlıkla ilgili kısmı var. Özellikle bu dönemde koronavirüsle beraber aslında hepimiz biraz daha içinde yaşadığımız bedene daha iyi bakmamız gerektiğini anladık. Evet. Yani orada neler yapıyoruz? Evet. Şimdi orada aslında tabii ki biz bakanlıkla ve resmi süreçlerle hem dünyadaki hem kendi bakanlığımızın açıkladığı tedavi protokolleri var. Bir de bize verdiği ödevler var ki enfeksiyonun ilk gününden itibaren biz elimizdekilerle ne yapabiliriz'i başladık. Ön tedavi taramaları yaptık, tecrübe kazandık. Daha önceki uygulamalarımızda burada nasıl kullanabiliriz onlara baktık ve bugünkü süreçte koronavirüs tedavisinde şemanın belli bir kısmında kök hücrenin yararlı olduğunu gördük. Bunun dataları çıktı. Bakanlığımız da buna ait bir yönerge ve kontrollü bir tedavi planı yaptı. Gerekli olan hastalarımıza doktorlarımız ulaşıyorlar. Resmi olarak biz izin alarak, her hasta için izin alarak kök hücre tedavisi yapabiliyoruz koronavirüste. Bu aktif enfeksiyonda. Bu aktif enfeksiyonda koronavirüs yakalanmış ve hastalığın belli bir döneminde, bulgu gösterilen dönemde, hani hep diyoruz ya bu Stokins fırtınası olan, immün cevabın çok fazla olduğu hastalarda ki akciğer hasar görmeye başlıyor bu hastalarda. İşte o hasar görmeden önce özellikle orada çok ince bir çizgi var. Orada biz kök hücre tedavisi uygulayabiliyoruz. Başarı oranımız çok yüksek. Ama dediğim gibi yasal bir süreç bu. Bütün bir komisyon izni vesaire çok hızlı yapıyoruz. Online yapıyoruz gerçi bunu ama böyle bir medikal tedavi şemamız var artık. 6 ay içinde bunu hazırlayabildik. Ama diğer yandan bizim bağışıklığımızı desteklemek lazım. Bunun için önerilen bir takım vitaminler, destekler, en önemlisi mesela uyku. Neden? İmmün sistemi en çok destek olan şey düzenli uyku. Şimdi her yer DNA'ya çıkıyor gibi gelecek ama uyku vücutta en büyük yararı DNA'nın tamir gördüğü dönemdir uyku. Yani bütün gün biz çevre faktörleriyle karşı karşıya kalırız, stresle karşı karşıya kalırız. Hücreler çalışır, DNA yorulur. Hatta bazı insanlarda, yatkın olanlarda DNA'lar kırılır. Bunların bir şekilde tamir olması lazım. Araba gibi düşün, sürekli bir motor çalışıyor. Onun dinlenmesi lazım. Uyku bu dinlenme periyodudur. Ve biz biliyoruz ki DNA uyku sırasında tamir olur. Uykunun en önemli fonksiyonu. Şimdi bunları yapıyoruz ama yeterli mi? Maalesef çoğumuza yetmiyor. O yüzden de işte vitaminler, destek, iyi beslenme, korunma, maske, işte mesafe, açık hava ki bugün o yüzden buradayız.
Bunları da yapmaya çalışıyoruz. Peki hücre tedavileriyle ne yapabiliriz? Bizim tedavide kullandığımız ürünlerin bir başka profiline, biz bağışıklığa etki eden kısmını burada verebiliyoruz. Destek tedavisi şeklinde. Kişinin daha çok ihtiyacı olabilir, daha az ihtiyacı olabilir. Dediğim gibi vücudun kendi kendine cevabı çok önemli burada. Responder, non-responder diyoruz. Cevap veren kişiler ve az verenler var. Ama biz damardan immün sistemi destekleyici çeşitli hücre tedavileri, hücre içermeyen destek tedavileri yapabiliyoruz. Bunları tabii daha önce söylediğiniz gibi diğer ürünlerle karıştırmamak lazım. İşte bunlar vitamin, damardan yüksek vitamin. Yüksek doz C vitamini, evet. Yüksek doz glutatyon. Bunlar değil tabii. Bunlar. Evet. Ne kadarı doğru, ne kadarı alerjik, ne kadarı ne biraz önce dediğiniz gibi kişinin ihtiyacı var mı acaba o suplemente? Evet. Şimdi biz korkarız mesela yüksek doz C'den korkarız. Hı. Vitamin D eksikse vermek gerekir. Ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki normal şeyimiz, çizgimiz çok değişti. O yüzden öncelikle biz şimdi bu virüste, bu salgında ayakta durmaya çalışıyoruz. O yüzden evet, bütün supplementleri doktorların gözetiminde, böyle kendi başımıza karar vererek değil, doktor gözetiminde almanızı öneririz. Bu bir. İkincisi, elimizdeki hücre tedavileri bunlardan farklı. Bunların en korunaklı ve zararsız olan tarafı, biz tek bir ajan vermiyoruz. Çünkü ister vitamin olsun, ister herhangi diğer bir şey olsun, tek ajan verdiğiniz zaman gidiyor bir noktaya etki ediyor. Ve eğer fazla verirsek oranın fazla çalışması, kontrolsüz çalışması mümkün. O da bazen bize dediğiniz gibi yarar yerine zarar getirebiliyor. Hücre tedavilerinde biz bir sistemi vücuda veriyoruz. Yani aktive eden kısmı da içinde, kontrol eden kısmı da içinde. Akıllı ilaç dediğimiz, kanserde biz bunu biliyorsunuz kullanmaya başladık. Akıllı ilaçlar ne yapar? İçinde aktifleştirecek hormonu da verir ama onu durduracak aktivatörü, inhibitörü de verir, engelleyici ajanı da verir. O zaman ne oluyor? Verdiğimiz sistem vücudunuzda eksiği tamamlarken fazlalığın da baskılanmasını sağlıyor. %100 bu mekanizmaları tabii ki biz aydınlatmış değiliz. Ama biliyoruz ki zararsız ve yararı çok yüksek. O yüzden rahatça kullanabiliyoruz bugün. Bir immün destek gibi düşünebiliriz. Tabii bu ürünlerin hepsi yasal çerçevede denetlenen laboratuvardan üretilmiş olmaları gerekiyor ve lisanslı ürün olmaları gerekiyor. Yoksa maalesef böyle merdiven altında işte içkide bile görüyorsunuz ya da başka ürünlerde, yani insanın hayatını tehdit edecek şeyleri biz yararlıymış gibi vermeye kalkarsak nelere başımıza gelebilir onu görüyoruz. O yüzden doğru ürünler, doğru şekilde üretilmiş, sertifikalanmış ürünleri doktor kontrolünde verdiğimiz zaman biz bu yeni başımıza çıkan salgınlarla belki de baş etme yöntemini bulacağız. Bir nevi aşı değil tabii bunlar ama aşı da vücudumuzda diye düşünüyorum ben. Hani çok kısaca öyle söylemek lazım. Yaptığımız şey o. Vücutta aşı olabilecek immün sistemimizi, bağışıklık sistemimizi aktive edip doğal süreçte biz bu enfeksiyonlarla çalışmaya çalışıyoruz. Bir taraftan tabii ilaç ve aşı üretilmeye çalışıyor ama biz de diğer taraftan vücudumuzu aktifleştirmeye çalışıyoruz. Umuyorum ki hepsi bir arada daha aydınlık, bu sorunlardan daha çabuk uzaklaşmış bir fırsat bulabileceğiz. Aynen, aynı fikirdeyim sizinle. Belki şimdi böyle kısaca pratik özetlemek gerekirse, hastalarımız en çok onu merak ediyorlar muhtemelen izleyenler. Geldiler, bize başvurdular, kan tahlili aldık. Senelik mi tekrarlıyoruz bu supplementleri ya da yaptığımız age management uygulamalarını? Tabii ki her hastada değişecektir bu, bireyseldir ama hani senede bir yaptırmak yeterli. Bana en çok bunu soracaklar. Evet. O yüzden ben de en çok size bunu soruyorum. %70-80 senelik bir programımız var. Evet. Neden? Hani bunu da biz söylemedik. Çünkü bizim biyolojik ritmimiz böyle çalışıyor. Yani nasıl ilaçların da %60-70-80'i o gruba belli bir programa dahil üretilirler. %30 kısmında da bu program çalışmaz. Aynı bu bizim hücre tedavilerimizde de aynı şey yürürlülükte.
Yani genel yönetim şekli, vücut cevabı senede birdir. Senede bir hasta bize gelir. İlk check-up'ı büyüktür ama sonra senede bir kontrollerini yaparız. Alacak tedavilerini yenileriz. Ve bundan sonraki hayatında daha kontrollü, daha sağlıklı, daha sağlam bir hayat sürmesine çalışırız. Hem içsel hem dışsal bir evet. bütünlük sağlarız. Bunun yanında hep içsel diyoruz. Orada çok önemli tabii. Metabolizmayı düzenlerken sizlerin zaten verdiği işte iç destek psikolojik tedaviler, diyet tedavileri, kişinin sağlıklı beslenmesi. Hani diyet demiyoruz belki ona ama yaşam programı da bunun içindedir. Onları hep size bırakıyoruz ama biz reçetesini, kişisel reçetesini başta size sunuyoruz. O zaman ne oluyor? Hastamız bir defa senede bir kendisine özel hem kontrol hem tedavi edici programını alıyor. Bu tabii çok çığır açan bir yöntem. Dünyada bunu yapan, 20 yıldır yapan aslında insanları biliyoruz. Ama bunlar çok az ve çok pahalı yöntemler olduğu için çok az dünyadaki insanların alabildiği yöntemlerdi. Fakat bu artık rutine indi. Yani sağlıklı yaşamak isteyen, tıpta hastalanmadan ben desteğimi alayım, yaş almam kaliteli olsun, hasara daha az uğrayarak günlük yaşantımı, iş yaşantımı daha kaliteli sürdürebileyim diyen kişilere artık rutin bu hizmeti iyi tıp kliniklerinde verebilecek haldeyiz. Multidisiplinerdir. Yani bir hastayla birden fazla doktor ilgilenir. İşte biz ürün, destek, ilaç tarafındaysak siz klinik tarafında ve uygulayıcı taraftasınız. Yıllardır yaptığınız işte enjeksiyonlar, bir takım girişimsel takipler, uygulamalar. Bunun yanında da metabolik yani iç sistemi destekleyecek doktorlarımız birebir bu programı yapıyorlar. Senelik programlar. İlk geldikleri zaman genelde bir hafta 15 gün içinde bu tahliller yapılıyor. Sonra da tedavisi yapılıyor. Yani çok da hızlı giden bir yöntem aslında. Eğer daha sık yapılması gerekense onlar bu %30 insanın içine giriyorlarsa ona göre reçetesi zaten çıkıyor. O aralarda biraz daha sık destek veriyoruz bu hastalarımıza ya da sağlıklı kişilere diyelim. Ama şu bir gerçek, bir sizin üyeniz gibi ya da hastalarımızın bir aile kişisel sağlık uzmanı gibi hizmet vermek gerekiyor artık. Nasıl bankada finans danışmanınız var, ne bileyim arabanızı bakıma götürüyorsunuz. Artık sizin de bir karneniz var. O karne sizin bakımınızla ilgili. Yıllık üyelik gibi düşünmek lazım bunu. Check-up'ınızı daha kişisel yapıyoruz. Tedavi ajanlarımız da daha etkili. Yani vücutta uyuyan, sizi genç tutacak, sizi aktif tutacak, metabolizmanızın düzenini, hormon düzeninizi kontrol edecek bir takım yeni tedavileri de bu süreçte uyguluyoruz size. Çok haklısınız. Ekipçe, büyük bir ekiple bu işi yapmak çok önemli. Çünkü aslında bedenimiz içinde kiracı olduğumuz bir ev gibi. Ona ne kadar kötü bakarsak maalesef o kadar kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz. Gençken galiba biraz daha cesaretli oluyoruz. Hani work hard, play hard şeklinde daha gözü kara yaklaşıyoruz hayata, evet. Ama belli bir yaştan sonra ne kadar iyi bakarsak bedenimize aslında o kadar kolay yaşadığımızı, o kadar ileri yaşlarda daha rahat ettiğimizi fark ediyoruz. Evet. Aslında maalesef hepimiz paylaşıyoruz bu acıyı. Yani çok zor günlerden geçiyoruz. İzmir'i ben hiçbir dakika unutamıyorum. Hiçbir annenin, hiçbir insanın duyarsız kalması mümkün değil. Çok üzüldük. Yani ama orada da işte o binalara yaptığımız nasıl tahlil etmiyorsak, yani o yapıyı bilmeden onun içinde nasıl yaşıyorsak vücudumuz da aynı durumda. Bazılarımız daha kuvvetli, bazılarımız daha hasara açık. Bunu önceden öğrenip önlem alabilirsek işte biz yıkılmadan yaşamak, evet yıkılmadan ayakta kalmak çok büyük bir mücadele haline geldi yaşam. Sağlık bunun, gördük ki en büyük ihtiyacımız sağlık. Sağlık olduktan sonra savaşabiliriz, ayakta kalabiliriz. Umuyorum ki biz çok insanımıza ulaşabilelim. Çok insanımızı sağlıklı tutabilelim.
Bu sağlıklı insanlar yeni nesillere sağlıklı bir dünya bırakalım ve onlar daha güzel şeyler yapsın. Bizim kuşağımıza, bize bir şans oldu bu. O yüzden ben böyle 24 saat çalışmak istiyorum. Daha çok insanlara duyurmak istiyorum. Daha çok gençleri yetiştirmek istiyorum. Bu konuda da açığız. Sizin gibi klinik tarafta hizmet veren doktorlara da kapımız açık. Çünkü arkamızda ciddi bir biyoteknoloji var şu anda. En büyük heyecanımız da bunların batı tıbbıyla doğrulanmış tedaviler olması. Bunları bu yasal süreçte sizlere sunalım. Hastalarımıza ulaştıralım, sağlıklı insanlara ulaştıralım. Ve yeni yüzyılda karşımızda bu kadar çok düşman varken, çevre faktörleri, yeni hastalıklar, sadece Covid ile de bitmiyor maalesef bu. Birçok şeyle karşı karşıya geleceğiz. Bunlara biz silahlarımızı kuşanalım. Bilime dayanarak. Bilime dayanarak. Alternatif yöntemler değil. Evet. Tıbbın alternatif olmaz. Arkada ciddi bir bilimsel. Evet. Yani 20-30 yıldır denenmiş, tecrübe edilmiş, yasal süreçlerden geçmiş, güçlü yeni teknolojileri artık kullanma dönemindeyiz. Umuyorum ki yararlı olabiliriz. Heyecanla bekliyorum evet. Ben de. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.